Trabzon'da şimdi kira Muratçım inanılmaz boyutlara ulaşmış. Trabzon'da gerçekten. Da. Evet. Trabzon halkı kiracı oldu adeta. Ha, yani deyim tabii yerindeyse. Araplarsa ev sahibi. İşte haber geliyor. Biz olduk kiracı, Araplar oldu ev sahibi. Yeşili, doğası, yaylaları, eşsiz mutfağı ve yıllara meydan okuyan muhteşem Sümela Manastırı. Hey gidi Karadeniz'in cennet köşesi Trabzon'un ünü sınırları aştı. Özellikle Körfez ülkelerinden talep patlaması olunca şehirde kiralık daireler kapanın elinde kaldı. Bir hafta önce yeni bir eve çıktık. Yani 3000 lira kira istediler. 2+1 doğalgazlı. Ondan yaklaşık 1,5 ay önce 1400 liraya oturduğum evden şu anda 3000 lira kiraya çıktım. Sizce Türkiye'de en çok kira artış oranı hangi şehirde olmuştur? Muhtemelen İstanbul'da olmuştur yani. Türkiye'de ev kiraları artış oranında şampiyon belli oldu. Listede ilk üçte İstanbul, Ankara ya da İzmir yer almıyor. Zam şampiyonu Antalya. Asıl büyük sürpriz ise ikinci sırada. 2000 lira olan yerler yaklaşık 6000 liraya buldu. Listede ikinci sırada Trabzon yer alıyor. Trabzon'da son dönemde kiralara %200 zam geldi. Artık Trabzon'da Trabzonlular ev bulmakta zorlanıyor. Yerli halkımıza daire bulmada zorlanıyoruz şu an için. Trabzon bu konuda gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yazın oğlumu evlendirdim. Zor bulduk 4000 liraya bir ev. Yani şu anda o ev 9000 lira. Zaten şu an bazı bölgelerde Arap turistlerden dolayı sezonluk ev veriyorlar. 5 ay veriyorlar, ondan sonra seni çıkartıyorlar evden. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bu yılın ilk 10 ayında yabancılar kentten 818 konut satın aldı. Bu yüzden sadece kiralar değil, daire fiyatları da katlandı. Ev kiraları Trabzon'da efendim. Ama yani her yerden biraz daha fazla. Şuraya bak. Memleketin kuzeyinde, kuzeydoğusunda Araplar çok fazla. O Doğu Anadolu'da biraz Van civarında İranlı dostlar çok fazla. Antalya, Adana değil, Antalya civarında Ruslar, Ukraynalılar gelmiş durumda. Batı kesimlere yine Ruslar, Ukraynalılar gelmiş durumda. Oranın zenginleri. Biz yerli olduğumuz halde memleketimizde kiracıyız. Evet. Ya bunun bir ulusal güvenlik sorunu olabileceği acaba düşünülüyor mu yetkililerimiz tarafından? Yani biz ne kadar güzel gelsinler lay lay lom diyoruz da bu işin ucu kaçmadı mı biraz? Kaçmadı mı yani? Ben bunu buradan sormak durumunda değil miyim? Yani ben kendi ülkemde nasıl ev sahibi olamıyorum da kiracı durumuna geçiyorum ve bir taraftan da fahiş fiyatlarla kiraya geçemiyorum. Nasıl olacak bu iş? Çok garip yani, dünyanın neresi bir yerinde varsa bize örnek göstersinler. Angola'da bu böyle oluyor desinler ki ha diyelim. 85 milyonluk ülkede ben millet olarak şeyim, kiracıyım. Öncelikle neymiş olarak. Çünkü Arap alıyor, Ukraynalı alıyor, Rus alıyor. Şöyle bir şey de var bir de, alıyorlar boş tutuyorlar. Nasıl olsa 3 ay sonra geliriz falan olmaz diye. Olmaz ama işte senin benim hakkım korunmalı. Evet. Onun içinde ne gerekiyorsa yapılmalı kesinlikle. Malı meli yani, de yani yaptık ettik diyen olması lazım.